Halk TV programcısı ve Halk TV.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Adana'da işlenen bir cinayetin perde arkasıyla ilgili çok çarpıcı bilgileri kaleme aldı. Adana'da genç bir erkek kardeşin, kız kardeşini koruma refleksiyle işlediği cinayet, toplumun vicdanını derinden sarsan bir vakaya dönüştü. Gazeteci İsmail Saymaz'ın detaylarıyla gün yüzüne çıkan olayda 16 yaşındaki M.A., kız kardeşinin taciz edildiğini iddia ettiği 49 yaşındaki İmam Tarık Karadağ'ı açık bir şekilde öldürdü. M.A.'nın savcılıkta verdiği ifade toplumun hassas noktalarına dokunan çarpıcı ayrıntılar içeriyor. Genç, imamın kız kardeşi F.A.'ya yönelik rahatsız edici davranışlarını şöyle detaylandırdı. İmam Tarık Karadağ çalıştığı Kur'an kursunda kız kardeşine fazla ilgi göstermeye başlamış. Kızın sesini beğendiğini açıkça dile getirmiş. Hafız olması durumunda onu Umre'ye götüreceği sözünü vermiş. Başka hiçbir kız böyle bir teklif götürmemiş. Genç kardeşin anlattığına göre süreç şöyle gelişmiş. İmam aileyle yakınlık kurmak için evlerine misafirliğe gelmiş. Aile umre için birlikte seyahat etmişler. Sonrasında imam kız kardeşini sürekli aramaya başlamış. Babasına yurttaki kızlara kıyafet alacağım diyerek kız kardeşini arabasına almış. Kıza aşkım diye kaydedebilir miyim gibi rahatsız edici tekliflerde bulunmuş. Kızın elini tutmaya çalışmış, sarılmak istemiş. Aile yaşananları önce Kur'an kursu hocalarına sonra yetkililere bildirmiş. Ancak şok eden gelişme şu ki tüm şikayetlere rağmen dosya takipsizlikle sonuçlandırılmış. M.A. duygusal açıklamalarda bulunarak şunları söyledi. Bir ay önce olayı duydum. Annem sakın bir şey yapma dedi. İki hafta önce dosyanın kapandığını öğrenince uyuyamaz oldum. İntihar etmeyi bile düşündüm. Kardeşimi koruyamadım diye. Genç o sabah imamla konuşmak için evden çıktığını, yanına bıçak aldığını söyledi. Amacım öldürmek değil, tehdit etmekti ifadesini kullandı. 49 yaşındaki İmam Tarık Karadağ, Fethahmet Şahin Camisi'nin önünde arabasından inerken bıçaklanarak hayatını kaybetti. İsmail Saymaz köşe yazısında kritik bir soruyu gündeme getirdi. Ya dava açılmış olsaydı, ya Adana ve yüreğin müftülükleri şikayeti dikkate alarak imamın yerini değiştirmiş olsaydı. Kaynaklar imam hakkında şikayet olduğunu ve takipsizlik kararı verildiğini doğruluyor. Bu olayın ardında toplumsal sessizliğin ve kurum ihmallerinin derin izleri var. Genç bir erkek kardeşin sistemin kendisine kulak vermemesi sonucu böylesine bir eyleme kalkışması başlı başına bir toplumsal yaradır.